Gönüllerimizi bu güzel atmosferde buluşturan İstanbul İl Başkanlığımızı, İl Başkanımız ve ekibini canı gönülden tebrik ediyorum. Binlerce yıldır insanlığın göz bebeği bu şehri 6 asır önce bize armağan eden ecdadı rahmetle yad ediyoruz. Dün 2023 hedeflerimizi Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılına adamıştık. Bugün 2053 vizyonumuzu İstanbul'un fethinin 600. yılına adıyoruz. Yarın evlatlarımız bir adım sonraki hedeflerini Malazgirt Zaferi'nin 1000. yıl dönümü olan 2071'e adayacaklar. İşte millet olmak budur. İşte devlet olmak budur. İşte büyük olmak, güçlü olmak, cihan şumul olmak budur. Uzunca bir süredir bizi işte bu ruhtan, bu maziden, bu şuurdan koparmak için çalıştılar. Dünyada ne kadar sapkın ideoloji varsa hepsini de getirip gençlerimize dayattılar. Bölgemizde ne kadar gerilim ve çatışma konusu varsa hepsini de getirip milletimize dayattılar. Herkes kalkınma, hak, özgürlük, büyüme, medeniyet yolunda ilerlerken bize hep bölünmeyi, parçalanmayı, küçülmeyi, geri kalmayı, vesayeti, darbeleri dayattılar. Maalesef bu sebeple evet, milli mücadelemizi zafere ulaştırdık. Evet, tekrar kazandık. Ama siyasi, ekonomik, askeri, sosyal olarak ulaşmamız gereken noktanın hep gerisinde kaldık. Gerisinde bırakıldık. Ülkemizin ve milletimizin bu makus talihini yenmek için başlatılan girişimlerde kimi zaman idam sehpalarında, kimi zaman vesayetin oyunlarının dehlizlerinde akamete uğradık. AK Parti'nin ülkemize en büyük hizmeti işte bu makus talihi bir daha geri gelmemek üzere yenmiş olmasıdır. Gelmemek üzere yenmiş olmasıdır. Gençler, artık bu ülkeye vesayetin pençesini geçirmesi eskisinden çok daha zordur. Artık bu ülkede darbe dönemlerinin yeniden açılması eskisinden çok daha zordur. Artık bu ülkede geri kalmışlığın bir kader gibi kabullenilmesi eskisinden çok daha zordur. Çünkü biz milletimizle birlikte ülkemize Allah'a hamdolsun çağ atlattık. Gerçekleştirdiğimiz demokrasi ve kalkınma devrimleri sayesinde Türkiye ülkesi ve milletiyle dünyanın en üst ligine yükseldi. Şimdi de bu ligin zirvesinde mücadele vermeye talibiz. Milletimizle paylaştığımız her vizyon, her hedef, her program
bu amaca yöneliktir. Bunun için diyoruz ki AK Parti Türkiye'nin sadece dününün, sadece bugününün değil, yarının da partisidir. Türkiye'yi ve Türk milletini bugün sahip olduğu kalkınma ve demokrasi standartlarına biz çıkardık. Ülkemizin bugün karşı karşıya bulunduğu sıkıntıları çözecek birikime, dirayete, programa, kararlılığa yine biz sahibiz. Büyük ve güçlü Türkiye'yi adım adım inşa edecek olan da yine biziz. İstanbul kuruluşumuzdan bugüne tüm zaferlerimizin olduğu gibi 2023 seçimlerinin de Allah'ın izniyle lokomotifi olacaktır. Bir teşkilatımızın geçtiğimiz ay sonunda başlattığı yüz yüze 100 gün kampanyasını 2023 şahlanışının ilk işareti olarak görüyorum. Bu kampanyanın sevgili Orhan Gencebay'dan esinlenilerek hazırlanan şarkısında ne güzel ifade edilmiş. Ben buradan isterseniz güfteyi okumayayım da tekrar besteyle bir dinleyelim. Milletle bir olunca, gönüller buluşunca, sevenler kavuşunca İstanbul gerçekten çok güzel. Orhan Gencebay üstadımıza, şahsım, tüm dava arkadaşlarım adına çok çok teşekkür ediyorum. Bu güzelliği her gün daha ileriye taşımak için yaptığınız ve yapacağınız çalışmalarda sizlere başarılar diliyorum. Değerli kardeşlerim, İslam dünyası ve Türkiye olarak merhamet ve ahlak üzerine kurulu medeniyetimizin liderliğini nerede kaybetmişsek orada arayacak, bulacak ve tekrar yükselteceğiz. Bir süredir dünyanın dört bir yanında Müslümanların üzerinde oyunlar oynanıyor. Irak'ı bu şekilde 2 milyon insanın kanı üzerinde böldüler. Tekrar bölünmenin eşiğine getirdiler. Suriye'yi bu şekilde 1 milyon insanın kanı üzerinde böldüler. Parçaladılar, hala aynı oyunlara devam ediyorlar. Yemen'den Arakan'a, Türkistan'dan Balkanlara, Filistin'den Afganistan'a aynı amaçla farklı görünümlü oyunlar sahneleniyor. Ülkemizde de Sünni, Alevi, Türk, Kürt, Ensar, Muhacir fitnesi üzerinden benzer senaryolar sahnelenmeye çalışılıyor. Biz geçtiğimiz 20 yılda gerçekleştirdiğimiz sessiz devrimlerle inanç, köken, mezhep, meşrep farkı gözetmeksizin ülkedeki herkesin hak ve özgürlüklerini garanti altına alan bir demokratik hukuk devleti kurduk. Hamdolsun bugün 85 milyon vatandaşımızın
her biri bu ülkenin birinci sınıf ferdidir. Ülkemizde yaşayan her birey tüm haklardan, özgürlüklerden, imkanlardan, fırsatlardan yararlanma imkanına sahiptir. Kardeşlerim, eksiklerimiz yok mudur? Aksaklıklar yaşanmıyor mu? Elbette vardır. Ama bizim bu eksikleri tamamlama, bu aksaklıkları giderme irademiz hepsinden daha üstündür, daha güçlüdür. Buna rağmen her kesim gibi Alevi Bektaşi kardeşlerimize yönelik tahriklerde eksik olmuyor. Muharrem ayı vesilesiyle önce Ankara'da Hüseyin Gazi Vakfı dergahında, ardından Hacı Bektaş'ta Hazreti Hünkar'ın huzurunda birlik, beraberlik, kardeşlik çağrılarımızı tekrarladık. Bu çağrılarda samimiyiz. La feta illa Ali, la seyfe illa Zülfikar, yani Ali gibi yiğit Zülfikar gibi kılıç olmaz diyorsak, her türlü farklılığı bir kenara bırakarak inancımıza, kültürümüze, değerlerimize sıkı sıkıya sarılmalıyız. Ülkemizdeki tüm vatandaşlarımız gibi Alevi Bektaşi kardeşlerimizin meselelerinin çoğunu biz çözdük. Kalanlarını da adım adım çözüme kavuşturuyoruz. Yıllarca Alevi Bektaşi kardeşlerimizi istismar ederek siyaset, sanat, ticaret yapan kimi isimlerin bu gelişmeler karşısında gerçek yüzlerini ortaya sermelerinden aslında memnuniyette duyuyoruz. Buradan bir kez daha tekrarlıyorum. Kardeşlerim, Allahsız Alevilik olmaz. Muhammedsiz Alevilik olmaz. Ali'siz Alevilik olmaz. Dinsiz, imansız, amelsiz, sadece ve sadece sapkın zevklerin üzerine bina edilmiş Alevilik de olmaz. Müslümanlık da olmaz. Türklük de olmaz. Kürtlük de olmaz. Hatta insanlık da olmaz. Her kim aksini iddia ediyorsa, kim bilir hangi karanlık mihraktan besleniyordur? Kim bilir hangi kirli hesapla hareket ediyordur? Kim bilir hangi yabancı istihbarat teşkilatına çalışıyordur? Hadsiz ve hudutsuz bir şekilde Yüce Yaradan'a, Peygamber Efendimiz'e, manevi ve milli kırmızı çizgilerimize tecavüz eden herkes ayağını denk almalıdır. Aksi takdirde bunların hiçbirini milletimiz de affetmez, tarih de affetmez. Eğer konunun hukuki bir yönü varsa yargı da affetmez. Biz hasbi ve harbi bir şekilde milletimizi tüm fertleriyle kucaklayarak ülkemizi büyütme, güçlendirme, zenginleştirme mücadelemizi sürdüreceğiz. Buyurun. Şu anda kişi başına milli gelir 9500 dolara dayandı. Hani ne oldu? Ne diyorlardı? Şu anda rakam bu. Daha da iyi olacak. Tıpkı 20 yıldır olduğu gibi 2023 seçimlerine kadar da önümüze getirilecek her oyunu boşa çıkarmaya, her tuzağı bozmaya, her senaryoyu yırtıp atmaya kararlıyız. Türkiye'nin ihtiyacı budur. Milletimizin ihtiyacı budur. Bölgemizin ihtiyacı budur. Dünyanın ihtiyacı budur. AK Parti kadroları olarak işte böyle hayati bir misyonu üstlendiğimizin bilinciyle hareket etmeli,
Her adımımızı buna göre atmalı, her sözümüzü buna göre söylemeli, her faaliyetimizi buna göre yürütmeliyiz. Ana kademesiyle, kadın kollarıyla, gençlik kollarıyla, mahalle ve sandık temsilcileriyle gecemizi gündüzümüze katarak çalışmak için bundan daha önemli ne sebep olabilir? Şimdi soruyorum. Hazır mıyız? Ana kademe seçim gününe kadar kazanmadık gönül bırakmayarak sandıkta rekor kıracak bir netice elde etmeye hazır mıyız? Bu ses bana az geldi. Hazır mıyız? Güzel. Hanımlar. Maşallah. Hanımlar maşallah ana kademeyi solladı. Seçim gününe kadar girmedik ev, dokunmadık gönül, almadık destek bırakmamaya hazır mıyız? Maşallah. Barakallah. Hazır mıyız? Güzel. Gençler. Gençler. Yürü hala ne diye oyunda oynaştasın? Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın. Seçim gününe kadar çok çalışarak AK Parti bayrağını İstanbul burçlarının en zirvesine Ulubatlı gibi dikmeye hazır mıyız? Maşallah. Barakallah. Rabbim hepinizi korusun, esirgesin, gayretinizi artırsın, yüreğinizi ferahlatsın, sevginizi güçlendirsin, coşkunuzu daim eylesin. Eğer gençlik görmek istiyorsanız buyurun burada işte. Birileri çıkıyor diyor ki ya AK Parti'deki gençlik nerede? İşte burada. Değerli kardeşlerim, biz hiçbir zaman milletimizi seçimden seçime hatırlayan bir kadro olmadık. Bizim için seçim çalışması bir önceki seçim gününün ertesi sabahı başlar. Biliyorsunuz yeni yönetim sistemimizle birlikte genel seçimler Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği olarak iki ayaklı hale geldi. Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının şahsım olduğunu aylar öncesinden Cumhur İttifakı olarak milletimizle paylaştık. Buna karşılık diğer ittifaklar ve partiler henüz herhangi bir cumhurbaşkanı adayı telaffuz edemediler. Yaşanan kavganın gürültüsü, girilen hesapların tozu dumanı, yapılan pazarlıkların kiri pası her yerden hissediliyor, görülüyor. Milletin karşısına çıkartacak aday için bile bunca ayak oyunu, bunca dalavere alavere, bunca kolpa içine girdiler. Allah muhafaza, bunların yönetime gelmeleri halinde ülkeyi nasıl bir felakete sürükleyebileceklerini düşünmek bile istemiyoruz. Hadi Cumhurbaşkanı adaylarını bir kenara bıraktık. Ülkenin ve milletin geleceğine dair herhangi bir vizyon, herhangi bir program, herhangi bir projeleri de yok.
Biz 2023 hedefleri diyoruz, 2053 vizyonu diyoruz, büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası diyoruz. Bunların her birinin altını nice programlarla, nice projelerle dolduruyoruz. Halbuki elimizde asırlık eser ve hizmetlerden oluşan 20 yıllık müktesebatımız var. Dört dönüm bostan, yan gel yat Osman. Deyip bu eser ve hizmet mirasının ekmeğini yemekle iktifa edebilirdik. Ama böyle bir tembellik, böyle bir gaflet, böyle bir aymazlık bize yakışmaz. Bunun için ülkemize eser ve hizmet kazandırma mücadelemizi yavaşlatmak bir yana. Daha da hızlandırıyoruz. Elbette her gönülde bir aslan yatar. Kılıçdaroğlu'nun gönlündeki aslan kendini ilgilendirir. Topladığı altılı masanın etrafında oturanların her birinin ayrı ajandaya yazılı hesapları kendilerini ilgilendirir. Bu masanın altındaki PKK güdümündeki 7. ortağın hesabı kendini ilgilendirir. Masanın gerisinde ellerini ovuşturarak bekleyen 8. ortak FETÖ'nün hesabı kendilerini ilgilendirir. Masa projesinin kim olduklarını az çok herkesin tahmin edeceği, hatta alenen itiraf ettikleri üzere adresleri de belli olan asıl sahiplerinin hesapları da kendilerini ilgilendirir. Kardeşlerim, biz bunların hepsini takip ediyoruz. Ama hiçbirini kale almıyoruz. AK Parti milletin kurduğu, iktidara getirdiği, verdiği destekle nice badireleri atlatmasını sağladığı, bunca eser ve hizmeti üretmesine fırsat verdiği bir partidir. AK Parti'yi güçlü kılan bu vasıflarına sahip çıktığımız müddetçe karşımızda kimin olduğu, önümüze hangi engelin konduğu çok önemli değildir. Netice itibariyle 2023 yılında seçimi kazanmakta kararlı mıyız? Kararlı mıyız? Kazanacaksak kimseden medet ummadan, kimseden inayet beklemeden kendi gayretimizle kazanacağız. Ve şuna inanacağız. Ve mekeru ve mekerallah vallahu hayrul makirin. Bütün tuzakların üzerinde bir tuzak vardır. O da Rabbimizin tuzağıdır. Biz buna inandık ve bununla yola devam ediyoruz. Sandıktan yine birinci parti olarak çıkacaksak bunu milletimizle olan muhabbetimizi daha da güçlendirerek gerçekleştireceğiz. İstanbul İl Başkanlığımızın sürdürdüğü yüz yüze 100 gün projesini bu minvalde atılmış çok kıymetli bir adım olarak görüyorum. Sizlerden videsi biraz daha yükseltmenizi, her gününüzü, her anınızı 2023'e odaklı bir şekilde, en güzel şekilde değerlendirmenizi istiyorum. Kardeşlerim, İstanbul'un toplamda 98 milletvekili vardı. Gençler, İstanbul'un 98 milletvekili vardı. AK Parti olarak biz bunun 43'ünü aldık. CHP 28'ini aldı. İP 8'ini aldı. MHP 7'sini aldı. HDP
12'sini aldı. Şimdi bize bu rakam yetmez. Allah'ın izniyle sandıkları öyle bir patlatalım, öyle bir patlatalım ki inşallah İstanbul'da evet yarıdan fazlasını biz almakta kararlı mıyız? Daha güçlü istiyorum. Kararlı mıyız? İnşallah bu kadro bunu başarmaya muktedirdir. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. Şimdi şöyle bir kalkalım bakalım. Bütün Türkiye'yi ayağa kaldıralım. Tamam? Yarın Teknofest için Samsun'dayım inşallah. Ve Samsun teşkilatımız çok gür, çok çok hareketli, canlı. Her gün Teknofest'e 100 bin, 150 bin insan geliyor. Şimdi yarın oradayız ve Samsun'dan sesleneceğiz. Hazırız değil mi? Tek millet. Tek bayrak. Tek bayrak. Tek vatan. Tek vatan. Tek devlet. Tek devlet. Bir olacağız. Bir olacağız. İri olacağız. Bir olacağız. Diri olacağız. Bir olacağız. Kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. Ülkemiz ve milletimiz adına yürüttüğünüz mücadelede sizlere Mevla'dan başarılar diliyorum. Hepinizi bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmaları için çok teşekkür ediyor. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızı bir müddet daha sahnede misafir ediyoruz. Günün anısına Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a İl Başkanımız Sayın Osman Nuri Kabaktepe tarafından hediye takdim edilecektir. İl Başkanımızı sahneye davet ediyoruz. Buyurunuz lütfen. Başkanım, kıymetli Hazirun, Haziran 2023 seçimlerinin olduğu pazar gününün ertesi günkü gazetesini bastık, basılmış gazeteyi. Haziran 2023 ikinci yüzyıl gazetesinin sür manşeti, Başkan Erdoğan, milletimize teşekkür ederim. Büyük Türkiye kazandı. Türkiye demokrasi sınavından başarıyla çıktı. Erdoğan'ın 16. galibiyeti. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyoruz. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızı saygılarımızla uğurluyoruz. İşte davasına adanmış bir ömür, millet ile sevdalı bir gönül, derdi millet, davası hak, sevdası ömürlük lider. İşte kahraman milletimizin cesur yürekli lideri, AK kadroların genel başkanı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan.